Önce insanların kelime-i tevhide ihtiyacı olduğunu, onun manasına ihtiyacı olduğunu, yani Allah'a inanmaya, iman etmeye ihtiyacı olduğunu anlaması, sonra da imandan sonra ibadetlere ihtiyacı olduğunu anlaması lazım. Bunların hepsi ihtiyaç görülerek yapılması gereken şeyler. Mecburiyet, gereklilik, yapmak zorunda olduğu için yapılması gereken şeyler değil. Ne Allah böyle bir şey istemiş, ne de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey emretmiştir. Bunlar tamamen insanların düşüncelerinden meydana gelmiş şeylerdir. Düşünceleri sonucu ortaya çıkmıştır. Baktığımız zaman tevhidin ilk aşaması tevhidi halikiyet. Yaratmakla birlemek Allah-u Teala'yı. Evet, onun seni yaratmasına, onun seni bir damla sudan alaka, yani bir çiğdem et, bir işte damla sudan sonra şekil vermesi, tasvir etmesi, ne kadar muhtaçsan, bunu nasıl kendi başına yapamamışsan ve yapamayacaksan, bırak kendi başına yapmayı, kendi çocuğunun gelişimine dahi hükmedemiyorsan, Allah'a anne karnında ne kadar muhtaçsan, anne karnından çıktıktan ve özellikle de buluğ çağına erdikten sonra onun hükümlerine de kanunlarına da en az o kadar muhtaçsın demektir. Buna kişi ne kadar muhtaçsa devletler de muhtaçtır. Beşeri sistemler kendi heva ve nefislerinden kaynaklanan kanunlarla insanları idare etmeyi gaye edinen kişiler ve bu kişilerin mensup olduğu sistemlerin böyle ukala ve küstahça Allah'ın yetkilerine ortak olmaya çalışmasının temelinde yatan sebep de bir insanın delalete yönelmesindeki sebepten farklı değildir. İstina duygusudur. Gökten indiği iddia edilen kanunlarla diyerek Allah'ın hükümlerini basite alıp yaratıcısını inkar edip hiç yokken ortaya çıkartanın hakkında haşa ileri geri konuşup sağdan soldan hükümler getirmek suretiyle Allah'ın hükümlerine olan muhtaçiyet ihtiyacını inkar etmesi, Allah'a boyun eğmeye kalbini, nefsini bunu kabul ettirememesinden kaynaklanıyor ki işte istina budur. Ebu Cehil'in hastalığı buydu. Ebu Leheb'in hastalığı da buydu. Bakıyoruz, Nemrut'un hastalığı neydi? Devlet olarak bakıyoruz. Görmedin mi Rabbin kendisine hükümdarlık verdiği halde onunla, yani Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı. Evet, o konumu o vermişti. Kim? Allah Celle Celaluhu. Bir imtihan vesilesiydi. Devletler de kişiler gibi imtihana tabi tutulur. Allah-u Teala kişileri iman ve teslimiyetten nasıl imtihan ediyorsa devletleri de iman ve teslimiyetten imtihan eder. Devleti yönetenleri de iman ve teslimiyetten imtihan eder. Her biri kişi kendi başına nasıl ki kendisinin ilahı olabiliyorsa bir devletin yöneticisi de Allah'a iman ve teslimiyetten uzaklaşır ise, kendisini ilah ilan etmiş, uluhiyet iddiasında bulunmuş olur. Fakat dönüp dolaşıp meselenin geldiği yer tevhid-i halikiyettir. Allah'ı yaratmada birleyen, Allah'a Celle Celaluhu'ya yaratılışında muhtaç olduğuna inanan bir kişi, dikkat edin, yaratmak da emretmek de Allah'a mahsustur ayetini de daha iyi anlamış olacağından, yönetilmesi de emir ve nehilerde de ancak Allah'a muhtaç olduğunu, ancak ona ihtiyacını olduğunu, diğerlerine la ilahe demenin ne demek olduğunu daha iyi anlar. Evet, Nemrut ne yapmıştı? Allah'ın uluhiyetine razı olmamış, rububiyetine razı olmamıştı. Tıpkı kim gibi? Tıpkı Firavun gibi. Firavun Allah-u Teala'ya davet edildiğinde, Musa Aleyhisselam vasıtasıyla onun Allah-u Teala'ya davet edilmesinde baktığımız zaman malum tefsirlerde namaz, oruç, zekat gibi ibadetlere olumsuz bakmadığını görüyoruz. Hatta bu konuda yardımcı bile olabileceğini söylediğini görüyoruz. Aynı bugünküler gibi.
Fakat ne zaman mesele hakimiyete, en üstün olmaya, bir ferdin ve toplumun hayatında ilk ve son sözü söyleme yetkisinin kimde olacağı meselesine geldiğinde müstani görme, istina duygusu ön plana çıkıyor ve Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun hükümleri reddediliyor. Açıktan mı? Yok. Tabii ki ben hükümleri reddediyorum. Fiil sözden önce gelir. Bu iyi bilinmesi gereken bir şey. Fiil sözden önce gelir. Yani illa bir kişi diliyle inkar ettiğini söylemesine gerek yok. Fiiliyle onu kabul edip gereğini yapmaması, onu reddetmesi manasına zaten gelmektedir.